Merhabalar. İsmim Atakan Yücel. Fanilis kurucu ortağıyım. 10 yılı aşkın bir süre bankacılık sektöründe yer aldım. Ve bu bankacılık deneyiminden sonra da girişimcilik ekosistemine dahil olarak kendi şirketimiz Fanilis'i kurmaya karar verdik. Fanilis temel anlamda şirketlerin ticari alacak ilişkisine girdiği müşterilerin risklerini ölçmeye yönelik bir yazılım platform sunuyor. Bankacılık tarafında da ağırlıklı olarak kredi risk yönetimi, modelleme ve skorlama konuları üzerine çalıştım. Aslında kuruluşun da bir nevi altyapısını bu sağlıyor. Önce bir verilere bakalım. Türkiye'de her bir dakikada 403 bin TL tüketici kredisi kullanılıyor ve konut kredisi. Ve her bir dakikada da 1.4 milyon TL çek ibraz ediliyor. Bunlar çok yüksek rakamlar. Sigorta şirketleri de 83 bin TL sigorta primi üretiyorlar. Tabii ki bu üretiminde yönetilmesi gereken bir risk tarafı var. Bu tarafta ise karşılıksız çek tarafında 37 bin TL her bir dakikada üretim var. Senet tarafında ise 25 bin TL tutarında senet protesto ediliyor. Peki bu devasa sistemi yönetme adına bankalar ve sigorta şirketleri neler yapıyor? Bankalar ve sigorta şirketleri artık günümüzün popüler kavramı haline gelen yapay zekalı diyebileceğimiz algoritmalarla bu sistemleri yönetiyorlar. Bunun için istatistiksel yazılımlar kullanıyorlar, gelişmiş karar destek sistem yazılımları kullanıyorlar ve tabii ki bütün bunu yönetebilecek yetkinlikte de çalışanlara sahipler. Bu çalışanlar modeller geliştiriyorlar, sürekli sistemi optimize ediyorlar. Bu daimi bir şekilde yönetilmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz Fanilis olarak burada çıkış noktası olarak buradan yola çıkıyoruz. Biz de diyoruz ki reel sektör, finansal sektör nasıl yönetiyorsa bu sistemleri reel sektörüne böyle yönetmeye ihtiyacı var, gerekliliği var. Biz de reel sektörün bu şekilde yönetmesine dayalı bir yazılım platform sunuyoruz. Bu problemin birinci boyutu. İkinci boyut ise öğleden önceki sunumda da İhsan Bey örnek verdi. Farklı veri kaynakları bir araya getirerek büyük veri skorlaması yapılması gerekiyor. Bunun için yurt dışında da uygulamalar var. Türkiye'de de yine bu konuda çaba göstermemiz çalışıyor. Bizim de problemdeki ikinci boyutumuz farklı skorlama sistemleri ortaya koyabilmek. Peki biz bu iki problemi gördükten sonra çözüm olarak neyi geliştirdik? Fanilis karar destek sistemini ortaya koyduk. Fanilis karar destek sistemi şirketlerin ticari alacak ilişkisine girdiği müşterilerin ödeme yeterliliklerini ölçüyor. Ve bunu ölçerken de arka planda gelişmiş algoritmalar çalışıyor ve saniyeler içerisinde karar üretiliyor. Müşteri orada satış anında süreci tamamlıyoruz. Bu algoritmalar arka planda müşterinin gerçek güncel zamanlı Findex'ten finansal verilerini alıyoruz. Ve bunun yanı sıra başvuru formunda aldığımız bilgiler var. Bunun üstüne de şirketin kendi veri tabanındaki verileri de entegre edebiliyoruz. Mesela şirket mevcut müşterisine farklı davranmak istiyor. Buna farklı bir algoritma yaklaşımı sunabiliyoruz. Ürünümüzün toplam olarak 4 aşaması var. Birinci aşaması başvuru aşaması, ikinci aşaması API integrasyon, üçüncü aşaması karar destek sisteminin çalışması ve dördüncü aşamada sonucun görüntülenmesi. Biz ilk aşamada başvuru tarafında sektörel ihtiyaçlara uygun farklı ekranlar sunuyoruz. Mesela emlak tarafında farklı bir ekran yapısı olabilir, mobilya sektörü farklı bir ekran olabilir veya şirketin de kendine göre farklı ekran ihtiyaçları olabilir. Bizim sistemimizde hem gerçek hem tüzel kişiler sorgulanabiliyor. Yani TC kimlik numarası da olabilir, vergi kimlik numarası da olabilir. Esneklik iki tarafta da geçerli. Başvuru bilgilerini girdikten sonra API integrasyonu vasıtasıyla müşterinin güncel bilgilerini ve başvuru bilgilerini alıyoruz ve bunları inputlara dönüştürüyoruz. Bu inputlarla tabii kendimize göre bir veri zenginleştirmeleri yaparak değişkenler üretiyoruz. Bu değişkenlerle de karar destek sistemimizdeki algoritmaları çalıştırıyoruz. Karar destek sistemimizde saniyeler içerisinde karar üretiliyor ve sonuç ekranı yönetiliyor. Sonuç ekranında iki tane unsurumuz var. Birinci unsurda müşterinin risk seviyesini dönüyoruz. İkinci unsurda da müşterinin ödeyebileceği tutar bilgisini dönüyoruz. Bu yüzden sistem müşterinin istediği tutara bağlı olarak riskinin değiştiği dinamik bir yapıya sahip. 2 dakika ve 6 bir sürede tüm süreç sonlanıyor. Şimdi bir tane örnek göstermek istiyorum arkadaşların yardımıyla. Şimdi evet giriş ekranımız bu. Başlatabiliriz videoyu eğer mümkünse. Embed olmadı. Dışarıdan tamamdır. Giriş ekranından sonra evet şu anda başladı. Bireysel taksi satış sorgulama ekranımız şu anda. Gördüğünüz üzere TCKN bilgisi, müşterinin adı, soyadı ve doğum tarihi bilgileri geliyor. Burada bir kimlik doğrulama yapıyoruz.
Bu doğrulamayı geçtikten sonra ikinci ekranda cep telefonu, eğitim, çalışma şekli, satış tutarı ve taksit sayısını veriyoruz. Mesela diyelim ki 10.000 TL'lik bir ürünü 12 ay taksitle almak için müşteri bir mobilya mağazasını ziyaret etti. Mobilya mağazasının sahibi bu sistemi kullanıyor. Şu anda da müşterinin cep telefonuna giren onay kodunu girmesi gerekiyor. Onayladıktan sonra da sonuç ekranını görüntülüyorsunuz. Burada müşteri çok düşük riski çıkmış ve 10.000 TL tutarındaki toplam tutarı 12 ay vadede ödeyebileceği sonuçlaşmış. Burada bizim aldığımız en önemli geri bildirimlerden biri, tamam bu kararı verdiğiniz ama nedenleri neydi? Alttaki açıklamalarda bunu sunuyor. Yani müşterinin finansal geçmişi, talep ettiği tutarı ödeyebilecek düzeyde, yasal takip kaydı yok, önceden ödeyip başarıyla kapattığı kredi kayıtları var şeklinde bir ayrıntılar. Dönüyoruz bu noktada. Temel anlamda sonuç ekranımız da bu şekilde işliyor. Tüm süreç videoda da göreceğiniz gibi 2 dakikadan az bir sürede sonuçlandığını söyleyebiliriz. Sonraki slayta ben mi geçelim? Tamam, teşekkür ederim. Peki biz bu ürünü hangi pazarlara sunmayı hedefliyoruz? Hedef noktada senet kullanımının yoğun olduğu mobilya ve beyaz eşya, senet satış yapan mağazalar, emlak sektörü, önceki e-kirayı anlatan arkadaşın da belirttiği gibi orada da kiracı riskinin ölçümü, enerji sektörü tarafı, burada serbest tüketici çok yaygın bir kavram. 4.6 milyon serbest tüketici var Türkiye'de. B2B alanı, şirketlerin kendi aralarında yaptığı alışverişlerle sistemimizin kullanması. Türkiye'de büyük bir potansiyel var. TÜİK istatistiklerine göre mobilya ve beyaz eşya pazarında 57 milyar TL yıllık harcama yapıyor hane halkları. 5.2 milyon kiraya verilen kiracı sayımız var. 1.4 milyon her yıl ev satılıyor. Taksi sınırının olduğu cep telefonunda yıllık 12.5 milyon adet akıllı telefon alımı var. Yani çok devasa bir ekonomide bir alacak riskinin olduğunu söyleyebiliriz. Peki bizim bu durumda, mevcut durumda ne seviyedeyiz satış anlamında söyleyecek olursak? 150'nin üzerinde bir zincire sahip bir emlak zinciriyle anlaşmış bulunmaktayız. Emlak zinciri sistemimizi iki amaçlı kullanıyor. Birinci amacı franchise belirleme. Emlak zinciri franchise vermeden önce ilgili kişinin kredi risk sorgulamasını yapıyor ve gelecekte alacağı tutarları garanti altına almaya çalışıyor. Bu anlamda kullanıyor sistemimizi. Daha doğru kişiye franchise veriyor. İkinci olarak da kiracının riskinin ölçülmesi. Amerika'da yapılan bir araştırmada da ev sahipleri evlerini kiraya vermeden önce %43 oranında kredi notu sorgulaması yapıyor. Türkiye'de de bunun yaygınlaşarak daha da ilerleyeceğine inanıyoruz. Araç kiralama şirketiyle anlaştık. Onlar da günlük ve filo kiralamada sistemimizi kullanacaklar. Bu tarafta da çok önemli bir risk yönetim sistem ihtiyacı var. Şu anda B2B tarafında iki firmayla çalışıyoruz. Bu iki firma da gıda toptancılığı yapıyor. Toplamda aylık 15 milyon TL'lik bir işlem hacminde bizim sistemimizi müşterinin riskini ölçmeye yönelik olarak kullanıyorlar. Peki biz hangi noktalara varmak istiyoruz? Bizim varmak istediğimiz noktada ilk nokta farklı veri kaynaklarını bir araya getirip gelişmiş skorlama modelleri ortaya koymak. Bu da popüler kavram olan büyük veri işlemekten geçiyor. Bunu işleyebilecek kabiliyetimiz var. Model geliştirebilecek ve bunu sistem yazılımımıza adapte edebilecek şekilde. Bu noktada kendimizi daha iyi noktaya getirmek hedefliyoruz. İkinci noktada yıllık rakamsal olarak 50 bin sorgu adedi hedefimiz var. 400 milyon TL'de yıllık ticari işlem hacmine aracılık etmeyi hedefliyoruz. Üçüncü yıl sonunda bu rakamları 300 bin sorguyla 3 milyar TL düzeylerine çıkarma hedeflerimiz var. Tabii bu ekiple gerçekleştiriyoruz. Ortaklarım, kurucu ortaklarımla birlikte ve teknoloji ortağı olarak da marka kodla çalışıyoruz. Bu tarafta yazılım desteklerini vesaire sistem geliştirmeleri yapıyoruz. Kerem Bey, Evren Bey ve Eren Bey de diğer ortaklarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişime geçmek için atakan.ücretfinance.com adresini kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Belki bir soru alabiliriz, sorusu olan varsa. Evet, bir soru geldi hemen önden. Bana geliyor sadece. Merhabalar, Fatih Bulut ben. Kaçırmış da olabilirim ama bu Findex altyapısını mı kullanıyorsunuz? Müşterinin güncel verilerini alırken Findex'i kullanıyoruz, evet. Onu yorumluyorsunuz değil mi sadece? Onun dışında bir katma değer? Yorumluyoruz. Findex tarafında size bir skala dönüyor. O skala tamam. Hep sabit oluyor. Bizim tarafımızda sektörel ihtiyaçlara göre skalayı farklılaştırıyoruz ve müşterinin ödeyebileceği tutar bilgisini dönüyoruz.
Yani ne kadar ödeyebileceğini. Sektöre göre aslında bir görüş beyan ediyorsunuz. Aynen, sektöre göre görüş beyanı ve artı ödeyebileceği tutar bilgisini dönüyoruz. Index'in öyle bir şeyi yok. Yani bu kişi 5 bin lira ödeyebilir, 10 bin lira ödeyemez. Veya 10 bin lira ödediğinde düşük listedir ama 50 bin lira ödediğinde mesela orta liste olabilir müşteri. Biz onu dinamik bir şekilde yönetimini sağlıyoruz. Peki Findex, örnek veriyorum, araç kiralama şirketlerinde benim puanımı sorgularken bana bir, benden bir onay almak durumunda. Yani SMS ile benden bir onay alıyor. Evet. Sizde böyle bir şeyi ben sunumda görmedim. SMS onayı vardı o başvurunun sonu. Biraz mobil video şey geçmiş olabilir ekrandan dolayı. En sonunda onay alıyoruz. Yani sorgulayacağınız kişiden onay alıyorsunuz. Tabii onu, yani kişisel verilerin gizliliği kanununa göre onu almak gerekiyor. Tabii. Teşekkürler sana. Farklı bir imkan yok. Keşke almasak yani herhalde. Teşekkürler sana. Teşekkürler. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Bol şanslar diliyorum size. Sağ ol.